Merhaba arkadaşlar, Ticaret Hukukuna Giriş Dersi program dizisinin sonuncusuyla sizlerleyiz. Kıymetli evrak olarak kambiyo senetleri içerdikleri hakkın türü açısından para alacağını temsil eden senetlerdir. Bono, poliçe ve çek kambiyo senetleri ticari senetler olarak kabul edilir. Türk Ticaret Kanunu'nda kambiyo senetlerine ilişkin temel düzenlemeler poliçe üzerinden yapılır. Yollamalar yoluyla poliçedeki hükümlerin hem bonoya hem de çeke uygulanması sağlanır. Ancak poliçenin uygulanması hem bono hem de çeke göre daha azdır. Daha az uygulanan poliçeye göre temel düzenlemenin yapılmış olması bazı zorlukları ortaya çıkarır. Bu nedenle program süresince bono, poliçe, çek konularına ele alacağız. Sırasıyla bono, poliçe ve çek konularını ayrı ayrı ele almadan önce kambiyo senetleri olarak adlandırılan bu senetlerin ortak özelliklerini kısaca göz atalım. Kambiyo senetleri sıkı şekil şartlarına tabi senetlerdir. Kambiyo senetleri kanunda öngörülen şartlara taşımadığı sürece geçerli değildir. Şekil şartlarının eksikliği niteliğine göre kambiyo senedi geçersiz olmasına rağmen adi senet olarak geçerliliğini devam ettirebilir. Kambiyo senetlerinden bono ve poliçe kredi aracı, çek ise ödeme aracıdır. Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı senetlerden olup içerdiği hakkın türü bakımından alacak senetleridir. Kambiyo senetleri bir para alacağı içerirler. Senet metninde emrine kaydını içermese dahi kanunen emre yazılı senet olarak kabul edilirler. Aksine bir kayıt konulması ile kanunen emre yazılı olan bono, poliçe ve çek hamiline yazılı hale gelebilir. Kambiyo senetleri hakkın doğumuna göre kurucu kıymetli evraklar sınıfına girer ve bu senetler imzaların istiklali prensibi geçerlidir. Senedin imzası ile hak doğar. Kambiyo senedi üzerinde imzası bulunan kimselerde birisinin imzası herhangi bir nedenle geçersiz olsa diğer imzaların geçerliliği bundan etkilenmez. Bu geçersizlik sahte imza ehliyetsiz kişinin imzası nedeniyle olabilir. Senet üzerinde geçerli bir imzası bulunan diğer kişiler hamili karşı bir takım imzaların geçersiz olduğunu ileri sürerek ödemeden kaçınamazlar. Bu nedenle kambiyo senedine atılan her imzanın kendisinden önceki ve sonraki imzalardan bağımsız sayılmasına imzaların istiklali prensibi denir. Kambiyo senetleri emre veya hamiline düzenlendiğinde kamu güvenine masar kıymetli evraklar olarak kabul edilir. Bu senetlerde senet metninden anlaşılan defiler mutlak, senetteki taahhüdün geçersizliğine ilişkin olan defiler ile şahsi defiler nisbi defidir. Kambiyo senetlerindeki alacaklar özel takip yolları ile icra edilebilir. Kambiyo senetleri alacak senetleridir. Senet bedeli ödenmediğinde senede bağlı alacak hakkının icra takibinde özel hükümler uygulanır. Kambiyo senetleri müteselsil sorumluluk ilkesinin uygulandığı senetlerdir. Kambiyo senedinin ödenmemesi durumunda senet üzerinde imzası bulunan herkes hamile karşı borcunun tamamından ve kambiyo senedindeki imza sırasından bağımsız olarak sorumludur. Hamile bunlardan birisine veya bazılarına yahut hepsine birden başvurabilir. Bunlardan birine başvurulması diğerlerine müracaat hakkını ortadan kaldırmaz. Kambiyo senetleri ibraz senetleridir. Kambiyo senetleri ödenmek üzere borçluya ibraz edilmek üzeredir. Kambiyo senedinin ibrazı ve borçluya teslimi söz konusu olmadan ödeme istenemez. Kambiyo senetleri uluslararası nitelikte senetlerdir. Bu niteliği gereği senetlere ilişkin birçok konu uluslararası anlaşmalara uygun olarak düzenlenmiştir. Berlin'de Almanca düzenlenmiş bir kambiyo senedi İstanbul'da borçlu tarafından ödenebilir. Kambiyo senetlerinin ortak özelliklerini artık biliyoruz. Şimdi kambiyo senetlerini oluşturan bono, poliçe ve çek konuları üzerinde duralım. İlk olarak bono konusuna el alalım. Bono belirli bir miktar paranın ödenmesi taahhüdünü içeren kambiyo senedidir daha detaylı bir tanım yapacak olursak, Bono senedi düzenleyen yani keşideci tarafından Bono da gösterilmiş olan kişiye yani lehtar veya onun göstereceği bir başka kişiye. Senette belirtilen vadede belirli bir bedeli ödeme taahhüdü içeren kambiyo senedidir. Bono soyut bir borç ikrarını taşır. Senede düzenleyen keşideci senet üzerinde yazdığı bedeli ödemeyi vaat ettiğinden dolayı nitelikli bir borç vaadidir. İktisadi açıdan bono bir kredi aracı olarak kullanılır. Bono da polis çekten farklı olarak senedi düzenleyen ve ödeme yapacak olan kişi aynıdır. Senedi düzenleyen ve ödeyecek olan kişi keşidecidir. Senedin alacaklısı ise lehtardır. Bu boyutuyla bonoda ikili bir ilişki vardır. Bononun unsurları bonoda yer alması gereken şekil şartlarını ifade eder ve kanunda belirtilir. Bu şartlar zorunlu şekil şartları, alternatif zorunlu şekil şartları ve ihtiyari şekil şartları olarak sıralanabilir. Zorunlu şekil şartları bono kelimesi, kayıtsız şartsız belli bir bedeli ödeme vaadi, kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adı, keşide tarihi ve keşidecinin imzasının bulunmasıdır. Zorunlu şekil şartlarından birinin eksikliği senedi geçerli bir bono olmaktan çıkarır. Bono da alternatif zorunlu şekil şartları düzenleme yani keşide yeri ile ödemenin yerinin belirtilmesidir. Bu şekil şartlarının eksikliği senedi doğrudan doğruya geçersiz hale getirmez. Şartın eksikliği durumunda alternatiflere bakılır. Alternatif varsa senet geçerlidir. Aksi durumda ise bono geçersiz sayılacaktır. Bono üzerine isteğe bağlı olarak kanunda belirtilen veya teamülden kaynaklanan bazı kayıtlar konulabilir. Faiz kaydı, olumsuz emre kaydı, adres veya yerleşim yeri kaydı, aval kaydı, aynen ödeme kaydı, sorumsuzluk kaydı, araya girme kaydı, bedel kaydı, yetki kaydı, teminat kaydı bunlardan bazılarıdır. İsteğe bağlı şekil şartı olarak konulacak en önemli kayıt ise vadedir. Bono da vadenin senet metninde gösterilmesi zorunlu değildir. Böyle bir durumda Bono da kanunen görüldüğünde ödenecek vadenin bulunduğu kabul edilir. Bono da görüldüğünde vade, görüldüğünden belirli bir süre sonra vade, belirli tarihli vade ve kişide tarihinden belli süre sonra vade şeklinde dört tür vadeden biri öngörülebilir. Vadelerin karıştırılarak yazılması, birbiri ile çelişmesi, birbirini takip eden vadeler Bono'yu geçersiz kılar. Bononun devredilmesi söz konusudur. Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı senetler olduğu için ayrıca emre düzenlemese dahi emre sayılır. Bono menfi emre kaydı ile nama yazılı hale getirilebilir. Emre yazılı olan bir bononun devri ciro ve zilyetliğin devri ile nama yazılı bir bononun devri alacağın temliki ve zilyetliğin devri ile mümkündür. Buna da borcun ödenmesinden doğan sorumluluk keşideciye aittir. Borcun ödenmemesinden doğan sorumluluk ise Bono'da imzası bulunan herkese aittir. İmzası bulunan herkes kendisinden sonra gelen diğer kişilere karşı borcun ödenmemesinden dolayı kural olarak sorumludur. Bu sorumluluk müteselsil niteliktedir. Ancak Bono'da protestodan muafiyet şartı yoksa senedin arkasında imzası bulunan cirantlara başvurabilmek için noterden protesto çekilmesi şarttır. Bono da ciro, aval, araya girme, başvuru hakkı, alternatif tahsil olanakları, ihbar yükümlülüğü, zaman aşımına ilişkin ayrıntılı bilgiyi lütfen ders kitaplarınızdan okumayı ihmal etmeyin. Şimdi gelelim poliçe konusuna. Belirli bir miktar paranın havalesi kaydını içeren kambiyo senetlerinden biri poliçedir. Senede düzenleyen kişideci senet üzerine bedelin lehtara ödenmesi konusunda muhataba bir havale talimatında bulunur. Muhatap bu senedi kabul ederse senedin asıl borçlusu olur. İktisadi açıdan poliçe bir kredi vasıtası olarak kullanılır. Poliçenin belirli bir unsurları taşıması gerekir ki söz konusu unsurlar poliçede yer alması gereken şekil şartlarını ifade ederler. Poliçenin şekil şartları bononun şekil şartlarıyla benzerlik gösterir. Fakat bazı kayıtların ihtiyari şekilde senede eklenmesi mümkün değildir. Senede eklenmesine izin verilmeyen bu kayıtlar senede eklendiği takdirde ya senet yahut eklenen kayıt geçersiz hale gelir. Ülkemizde poliçe yaygın bir kullanıma sahip değildir. Bunu da ciro, aval, araya girme, başvuru hakkı, alternatif tahsil olanakları, ihbar yükümlülüğü, zaman aşımına ilişkin hükümler poliçe konusunda da niteliğe uyduğu ölçüde geçerlidir. Son olarak çek konusuna değinelim. Çek muhatabın banka olduğu kanuni şekil şartlarına tabi nitelikli havale içeren bir kambiyo senedidir. Kambiyo senedi olduğu için kanunen emre yazılıdır. Nama, emre ve hamiline düzenlenebilir. İktisadi açıdan çekin kredi işlevi yoktur. Çek bir ödeme aracıdır. Kısaca çek ibrazında ödenmesi gereken senettir. Çek düzenlenebilmesinin belirli şartları vardır. Bu şartlar çekin şekli şartlarına ek şartlardır ve çek düzenlenebilmesi için varlığı gerekli şartlardır. Çek düzenlemenin şartları karşılık ve çek anlaşması şeklinde ifade edilebilir. Çekin unsurları çekte yer alması gereken şekil şartlarını ifade eder. Bu şekil şartları zorunlu şekil şartları, alternatifli zorunlu şekil şartları ve isteğe bağlı unsurlar şeklindedir. Türk Ticaret Kanunu'na göre çekin zorunlu şekil şartları, çek kelimesi kayıtsız şartsız belirli bir bedelin ödenmesine ilişkin havale kaydı, muhatap bankanın ticaret ünvanı, düzenleme tarihi, karekod, banka tarafından verilen seri numarası, düzenleyenin imzası olarak sıralanabilir. Muhatap banka, zorunlu şekil şartlarından birinin eksik olması halinde ödeme yapmayacaktır. Çekin ödenmesinden doğan sorumluluk, muhatap olarak gösterilen bankadadır. Çek hesabında çek bedelinin tamamının veya bir kısmının bulunmaması halinde çekin ödenmeme hali tespit edilir. Bu tespitinden sonra hamil çek bedelinin tahsil için hukuki sorumluluk altındaki kişilere başvurur. Muhatap banka kambiyo taahhüdü altına girmediği için başvuru borçları arasında yer almaz. Onun sorumluluğu düzenleyene karşıdır. Çek konusuyla ilgili ayrıntılı bilgi ders kitaplarınızda bulmanız mümkün. Bu programda bono, poliçe, çek konularını ele aldık. Böylece ticaret hukukuna giriş dersiyle ilgili program dizimizin sonuna geldik. Farklı ders ve farklı programlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.